Taif Seferi Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e kaçan düşmanın da üzerine yürüyerek kesin neticeyi almak istiyordu. Mekke'ye yakın olan bu kale küfrün son fakat en muhkem kalelerinden biriydi. Peygamber Efendimiz hicretten önce Taif'e gelip bir ay onlara nasihat etmişti fakat tayifliler alemlerin efendisine görülmedik işkence ve zulümlerde bulunmuşlardı hatta mübarek ayaklarını kan içinde bırakmışlardı efendimiz burada Zeyd bin Harise Hazretleri ile hayatının en acıklı ve en ızdıraplı günlerini yaşamıştı sevgili peygamberimiz Halit bin Velid hazretlerini önden gönderdi. Şanlı eshabıyla kendileri arkadan Taif önlerine geldiler. Sakif kabilesi muhkem olan kalelerine önceden bol miktarda yiyecek depo etmişlerdi. Eshab-ı kiramın geldiğini görünce kapıları kapatıp savunmaya geçtiler. Kalenin yakınlarına kadar sokulan mücahitlere, Ok atışlarıyla karşılık veriyorlardı. Ve savaş bu şekilde devam ediyordu. Taifliler bir türlü kaleden çıkıp da meydanda göğüs göğüse çarpışmaya cesaret edemiyorlardı. Eshab-ı Kiram'dan bazıları kalenin içine mancınıkla taş atılmasını teklif ettiler. Peygamber Efendimiz uygun görüp mancınıklar yaptırdı onlarla müşriklere taş attırarak muhasaraya devam etti. esâb ı Kiram canla başla uğraşıyor, bir an önce kaleyi fethetmeye çalışıyorlardı. Bu arada 14 sahabi şehadet mertebesine kavuşmuştu. Fakat kalenin çok muhkem olması fethi engelliyordu. Muhasaranın 20. gününe doğru bir gece Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, rüyasında kendisine hediye edilen bir kap dolusu tereyağının bir horoz tarafından gagalanıp yere döküldüğünü gördü. Bunu Taif'in bu sene fethedilmeyeceğine yorarak muhasarayı kaldırdı. Merhamet deryası olan sevgili Peygamberimiz, bundan sekiz sene önce, kendisine eziyet eden taifliler için, izin verirsen, şu dağları başına çevireyim diyen meleğe, ben alemlere rahmet olarak gönderildim. İstediğim tek şey, Allahü Teala'nın bu müşriklerin zulmünden, Hak Teâlâ'ya hiçbir ortak koşmaksızın, ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarılması buyurmuştu. Şimdiden merhamet buyurup, Ya Rabbi, sakiflilere doğru yolu göster, onları bize getir, diye dua ediyordu. Habibi Ekrem Efendimiz, hesabıyla Taif'ten ayrılıp, Huneyn'de ele geçirilen esirlerle, ganimetlerin toplandığı ciraneye geldi. Altı bin esirin yanı sıra, yirmi binden ziyade büyük ve kırk binden ziyade de, küçük baş hayvanla hesapsız zinet eşyası ganimet alınmıştı. Onları hak sahibi mücahitlere paylaştırmıştı. O sırada Hevazin kabilesinden bir heyetin huzura kabul edilmek için istirhamda bulundukları öğrenildi. Sevgili Peygamberimiz onları kabul etti. Heyet Hevazin kabilesinin toptan Müslüman olduğunu bildirince, alemlerin efendisi çok memnun olmuşlardı. Bunun üzerine kendisine düşen esirleri derhal azad edip geri verdi. Eshab-ı Kiram da aynı şekilde sevgili peygamberimizi takip etti. Resulullah Efendimizin bir merhameti bir anda altı bin esirin hürriyetine kavuşmasına sebep olmuştu. Bu haber Taif'e sığınan Hevazin kabilesinin reisi Malik bin Avf'a bulaştırıldığında, o da gelip Müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz onu ihsanlara boğmuştu. Artık burada yapılacak iş kalmamıştı. Kainatın sultanı her zaman olduğu gibi muzaffer olarak eshabıyla Mekke'ye döndü. Attab bin Esidi Mekke'ye vali yaptı. Muaz bin Cebel Hazretlerini de din işlerini öğretmek için bıraktı. Kâbe-i Muazzama'yı tavaf edip umresini yaptıktan sonra şanlı hesabıyla tekrar Medine'nin yolunu tuttular. Bir sene sonra Taifliler Müslüman olmak için altı kişilik bir heyeti Medine'ye sevgili peygamberimizin huzuruna gönderdiler. Alemlerin efendisi bir sene önce Taif'ten ayrılırken, Ya Rabbi, Sakiflilere doğru yolu göster, onları bize getir, diye dua etmişti. İşte şimdi Sakifliler, Müslüman olmak için gelmişlerdi. Resul i Ekrem Efendimiz, onların Müslüman olmalarına çok sevinip, kendilerine bazı imtiyazlar verip, Taif'e gönderdi. Başlarına Osman bin Ebi'l-As Hazretlerini vali tayin eyledi.